Dostla Dostane az sonra sizlerle. Eski dost, yeni alışkanlığımız. Dostla Dostane başlıyor. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Babalar Günü'ne özel, babalar için yazılmış ve bestelenmiş eserlerden örnekler dinleyeceksiniz. İlk eserimiz Hüzzam makamında. Güftesi Mustafa Nafız Irmak, beste Selahattin Pınar. Eserimizin hikayesi şöyle. Radyodan Selahattin Pınar'ın eseri yükseliyor. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık, seni ben nerede bulup yalvarayım. Bu şarkının hikayesini Selahattin Pınar'ın yeğenine sormuşlar. Amcanız bu şarkıyı kime yaptı? Yeğeni bir süre sustu, sonra müziğin sesini kıstı ve hikayesi yavaş yavaş ağzından dökülmeye başladı. Selahattin amcamın babası Sadık Bey, Osmanlı Meclisi mebusanıydı. Milletvekili ve İstanbul Üniversitesi'nde hocaydı. Bir gün ona sormuşlar. Oğlunuz Selahattin nasıl? Selahattin çalgıcı oldu diye cevap vermiş. Bunu duyan Selahattin Pınar tepki göstermiş. Rica ederim bey babacığım, ben çalgıcı değil, sanatçıyım. Babasının yanıtı, hadi oradan. Selahattin Pınar, bey babacığım, bir gün siz benim adımla anılmaya başlayacaksınız. Herkes sizi Selahattin Pınar'ın babası olarak hatırlayacak. Ve kopuş o kopuş. Hiç konuşmamışlar. İki inatçı keçi gibi dargın öldüler. Seneler sonra bir akşam amcam ile babam beraberken kapı çalınır. Gelen Atatürk'ün yaveridir. Bey babanız, baş yaver sözün gerisini getiremez, gözleri yaşarır. Amcam ve babam babalarının öldüğünü anlarlar. Amcam der ki, yalnız kalmak istiyorum. Yaver gider. Babam da gitmek isteyince amcam, Hüsamettin der, sen kal, böyle bir gecede yanımda sadece seni istiyorum. Sabaha kadar karşılıklı ağlarlar ve gün ağrırken işte bu şarkı ortaya çıkar. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım, gittin artık seni ben nerede bulup yalvarayım. Şimdi ben tıpkı şifasız kanayan bir yarayım. Gittin artık, seni ben nerede bulup yalvarayım. Güftesi Mustafa Nafız Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait olan Hüzzam makamındaki bu güzel şarkımızı Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz. Seni ben ne?
Sıradaki eserimizin güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Hüsnü Üstün'e ait. Bu şarkının iki hikayesi var. Güfte yazarı Aşkın Tuna bu güzel satırları babası için yazmış. Bir gün evinde bir tartışma olmuş. O tartışmayla beraber babası evden çıkıp gitmiş. Birkaç gün gelmeyince bu güzel satırlar dökülmeye başlamış. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım. Seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini, ben senin değerini gittiğinde anladım. Hayatta hiçbir şeye böylesine yanmadım. Sensiz yaşamak çok zor, gittiğinde anladım. Seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini, ben senin değerini gittiğinde anladım. Bu güzel eser bir babaya yazılmış. Bu şarkının iki hikayesi var demiştim. İkinci hikayesi bestekarı Sayın Hocamız Hüsnü Üstün'den. Hüsnü Üstün Hocamız kardeşini kaybettikten bir müddet sonra kaybetme üzüntüsüyle bu satırları Hicaz makamında besteliyor. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Hüsnü Üstün'e ait Hicaz makamındaki bu güzel şarkıyı bestekarımızın sesinden dinliyoruz. Hüsnü Üstün, aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım.
yaşamak çok zor. Gittiğinde anla hep beraber. Seni çok sevdim. Kalbimdeki Sırada Kürdi makamında güfte ve bestesi Mahmut Oğul'a ait bir eserimiz var. Eserimizin hikayesi şöyle. Mahmut Oğul hocamız 90'lı yıllarda babasıyla beraber bir yaz tatili yapıyor. Yaz tatilinden bir müddet sonra Mahmut Oğul hocamız babasını kaybediyor. Bir sonraki sene yaz tatilinde rahmetli babasıyla tatil yaptığı yerlere tekrar gidiyor. Ve babasını düşünerek bu satırlar yazılıyor ve besteleniyor. Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Öyle büyük bir aşktı o. Hiç hesapsız geliveren. Sanki bir yaz yağmuruydu. Gönlümüze süzülen. Şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var. Bu güzel şarkımızı Yüksel Uzel seslendiriyor. Sensiz bu yaz her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Nasıl geçer sensiz bu yaz her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Öyle büyük bir aşktı o, hiç hesapsız geliveren. Sanki bir yaz yağmuruydu, gönlümüze süzülen. Öyle büyük bir aşktı o, hiç hesapsız geliveren. Sanki bir yaz yağmuruydu, gönlümüze süzülen. Şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var. Şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var. Thank you.
Bir yaz günü olsa güzel, senle yaşanan o anlar. Martıların sesleridir, beni maziye bağlar. Bir yaz günü olsa güzel, senle yaşanan o anlar. Martıların sesleridir, beni maziye bağlar. Öyle büyük bir aşktı o, hiç hesapsız geliveren. Sanki bir yaz yağmuruydu gönlümüze süzülen. Öyle büyük bir aşktı o, hiç hesapsız geliveren. Sanki bir yaz yağmuruydu gönlümüze süzülen. Şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var. Şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var. Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Bir yaz bile olsa güzel, sende yaşanan anlar. Martıların sesleridir, beni maziye bağlar. Öyle büyük bir aşktı o, hiç hesapsız geliveren. Sanki bir yaz yağmuruydu gönlümüze süzülen. Şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Dostla Dostane programında Babalar Günü'ne özel, babalara özel yazılmış ve bestelenmiş eserlerden örnekler dinlediniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Eski dost, yeni alışkanlığımız. Dostla Dostane.